Merhaba. Bu videoyla Dalyan kanalı üzerinden Köyceğiz Gölü ve İç Tuzu plajına bir gezinti yapacağız. Haritadan da görüldüğü gibi Dalyan kanallar vasıtasıyla Köyceğiz Gölü ile Akdeniz'i ve İç Tuzu plajını birbirine bağlar. Köyceğiz Gölü'ne hem su yoluyla hem de karadan bir gezinti düzenlemiştim. Sabahın erken saatlerinde Göcek'ten Köyceğiz'e gidip Köyceğiz'den sola doğru dönerek Köyceğiz Gölü'nün fotoğraflarını almaya başladım. Gölün çevresinde geniş bir tur attım. Tabii sabah olduğu için özellikle sabah gitmiştim çünkü muhteşem yansıma görüntüleri vardı. Köyceğiz Gölü, Menteşe yöresinde Muğla ilinin güneydoğusunda yer alan Köyceğiz Gölü tektonik bir çukurun sularla dolması ve Dalaman çayının getirdiği alüvyonların körfezin önünü tıkaması sonucu oluşmuş alüvyel set gölüdür. Köyceğiz Gölü'nü besleyen kaynaklar oldukça çoktur. Hamlam çayı, kargıcak çayı, yuvarlak çay ki oraya da gittim ben. Bu gölün başlıca geleyenleridir ve göl ayrıca kaynak sularıyla da beslenmektedir. Biraz sonra göreceğiniz yuvarlak çay, Köyceğiz Gölü'nü besleyen en önemli akarsulardan biridir. Balıkçılık da yaygın bir biçimde yapılmaktadır. Bu gördüğünüz Sultanköy'de yer alan bir kaplıca. Çamur banyoları yapıyorlar. Birazdan göreceksiniz. Evet. Kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı yerler yapmışlar. Burada insanlar kaplıcalarda şifa arıyorlar. Köyceğiz Gölü, kaplıcalardan da anlaşıldığı gibi kütlü göldür. ...52 kilometre kare... yüz ölçümü vardır. Türkiye'nin 16. büyük gölüdür. Bu gölde her tür balık, tatlı su balıkları yetişiyor. Balıkçılık da önemli ekonomik kaynaklar arasında. Kefal, levrek, çupura, pisi. Buraya işte gerek karayoluyla Köyceğiz'e giderek gerekse Dalyan'dan deniz yoluyla Menderesler vasıtasıyla ulaşabiliyorsunuz. Kamçılar için son derece uygun koşullara sahip bir yer.
Bu arada bu videoda duyacağınız tüm melodilerin, tüm müziklerin bestesi bana ait. Birazdan yuvarlak çay tarafına geliyoruz. Orada çayın etrafında sağlı sollu böyle bir sürü lokantalar var. Kahvaltı, et, balık vesaire işte. Bu yuvarlak çay işte köy cezgörünü besleyen önemli kaynaklardan biri. Güzel bir mesire yiyelim. Bu su yazı sulama için kullanılıyormuş tarımsal arazilerde. Ama sonra sulama işleri bitince göle kadar ulaşıyormuş. Kafanızda canlandırabildiniz mi bilemiyorum. Baştaki haritalara geri dönecek olursak Köyceğiz Gölü kuzeyde kalıyor Dalyan'a göre baktığımızda. Dalyan'ın güneyinde de İztuzu plajı var, yani Akdeniz. Bu Dalyan'daki su kanalları, Dalyan Boğazı diyorlar, Dalyan Kanalı diyorlar, Menderes de diyebilirsiniz. Bu kanallar Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz'e bağlıyor, İztuzu plajına bağlıyor. Evet, şimdi Dalyan'dayız. Dalyan'da Ortaca'da bir mahalle. Çok sevimli bir yer. Ben Dalyan'a gidince bir tekne kiraladım. 8 kişiydik. 350 lira bir bedelle bizi önce su yolundan kuzeye doğru Köyceğiz Gölü'ne götürdü. Sonra geri döndü, İztuzu plajına kadar gittik. Yaklaşık 1-1,5 saatlik bir gezintiydi. Yani oraya gitmişseniz, eğer Dalyan'a giderseniz bu turu mutlaka almalısınız. Bana biraz Ava'yı hatırlattı bu görüntüler. Şimdi o bahsettiğim su kanalları üzerinde göle doğru ilerliyoruz. Kanalların etrafında böyle lokantalar var. Bir sürü tekne geziyor. Evet, şimdi yavaş yavaş göle doğru ilerliyoruz. Sazlıklar. Sudan yapılmış asfaltta ilerlemiş gibi bir izlenim veriyor.
Dalyan'dan İztuzu plajına giden dolmuş tekneler var. Birazdan oralara da gideceğiz. Aslında bu videoyu ilk başta ikiye bölüp yayınlamayı düşünmüştüm yani. İztuzu tarafı ayrı, Köyceğiz Gölü tarafı ayrı olacak şekilde. Fakat ya bunlar bir bütün. Yani bölmeyeyim dedim. Biraz uzun olacak. Umarım sonuna kadar seyredersiniz. Eğer oralara gitmemişseniz bu video ile Dalyan ve yöresi hakkında gerçekten bir bakış açısı, bir fikir sahibi olacaksınız. Gerçi yaz bitti artık, sezon sona erdi. Fakat işte bu güneyde, Ege'de, Akdeniz'de hala yazdan kalma günler var. Henüz tatil yapamamış kişiler varsa aranızda. Yani mesela burası da bir seçenek olabilir. Tabii. Dalyan. Evet, şimdi Dalyan'a geri döndük. Haritaya göre güneye doğru, Akdeniz'e doğru ilerliyoruz. Kaunos Kral Mezarları. Dalyan'ın kelime anlamı balık yakalamak için kurulmuş düzenekler. Türkiye'de adı Dalyan olan bir sürü yer var. Dalyan'da işte adını bölgedeki balık yakalama sahasından alıyor. Biraz sonra o sahadan geçeceğiz. İçeriye bir giriş kapısı gibi bir şey yapmışlar, göreceksiniz. Evet, işte bakın o giriş kapısı. Dalyan dedikleri aslında tam olarak bu. Geniş bir alanı balıklar dışarıya kaçmasın diye böyle çevirmişler. İçeride balıklar doğal ortamlarında yetişiyor. Sonra zamanı gelince avlanıyor. Güneş tam karşımızdaydı. Herhalde gün batımı çok güzel olurdu ama zaman olmadığı için gün batımını çekemedim. Dalyan Deltası'ndan İztuzu plajına doğru ilerliyoruz. Az bir yolumuz kaldı.
Evet, üst dublajına geldik. Bu nokta delta ile denizi birleştiği nokta. İşte tam burası. Burada tekneleri bağlıyorlar. Kustuzu plajına gitmek için. Ve Kustuzu plajı. Karetta karetta kaplumbağalarına ev sahibi yapan 5 kilometre uzunluğunda koruma altında olan güzel bir doğal plaj. Bu da kum zambağı. Kumda yetişiyor. Türü azalmış, koruma altında. Etrafını beyaz taşlarla çevirmişlerdi. Koparmak falan yasak. Ne yalan söyleyeyim, fotoğrafçılıkta, videoculuktan daha iyiyim. Yani bayağı titremiş çekerken. Çünkü makine çok ağır. Canon EOS 6D ile bu kadar oluyor. Daha iyi, daha böyle taşıması kolay bir video çeken cihaz almam lazım sanırsam. Evet. Ya, geri dönüş yolundayız. Çok keyifli bir gündü. Ya özellikle gölü hem karayoluyla hem de su yoluyla fotoğraflamak benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Umarım bu videoyla orası hakkında bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Sıtkı Coşkun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.